Şimdi arkadaşlar, burada eyeliner'ın kuyruğunun yerini tespit edebilmem için yapacağımız işlemlerden biri, arkadaşımıza gözlerini açtırıyorum, gözlerini açıyorsun, şuraya bakıyorsun. Baktığı anda bakın, burada doğal oluşan bir çizgimiz var. Doğal bir göz çizgisi var. Bu göz çizgisinin olduğu yeri tespit ediyorum. Bunu tespit ettikten sonra kaşının bitim noktasından gözünün kuyruğuna inecek. Ki burada kaşımız biraz kısa, daha önceden çünkü kontür yapılmış. Bunu biraz normal yerine alıyorum. Buradan aşağıya doğru gelip bir artı oluşturacağım. Burada oluşturduğum artı, şurada görüyor muyuz oluşan artıyı? Burada oluşturduğumuz artı benim eyeliner'ımın bitiş noktası olacak. Bakın, daha önceden bir eyeliner çalışılmış veya deep liner çalışılmış. Fakat deep liner'ın bitim noktası biraz içeride kalmış. Bunu bizim uzatabilmemiz için öncelikle şablonumu tespit ediyorum. Şablonumun yerini tespit ettikten sonra eyeliner'ı isterseniz buradan gelerek sürün, isterseniz buradan gelerek sürün. Çünkü hiç fark etmez. Önemli olan senin rahatın. Nereden gelerek rahat çekebildiğin. Ben mesela kuyruktan başlayarak hafif bir germe işlemi yapıyorum. Kuyruktan başlıyorum ve verev görüntümü oluşturduktan sonra daha önceden yapılmış olan eyeliner'ı da içine alarak, hem deep liner'ı hem eyeliner'ı, eğer onu içine almazsam iki tane kuyruk oluşur ve çok çirkin bir görüntü çıkar. O yüzden içine alıyorum. Daha sonra buradan verev gözümün alt kısmına geliyorum ve işlemimi bitiriyorum. Sonra da içini dolduracağım. İçini doldururken de sanki kontürle veya siyah kalemle dolduruyormuş gibi iç kısmını dolduruyorum. Ve tam gözümün üstüne gelecek şekilde içini doldururken hafif yukarı kaldırıyorum ki aşağıda boşluk oluşmasın diye. Ve gözümün eyeliner'ı, ki göz kapakları geniş, geniş olduğu için kalın bir eyeliner çalışabilirim burada. Pınara kadar bu mesafemi getirip aradaki boşluklarımı dolduracağım. Evet, gözümü kapalı tutuyorum. Pınara kadar geliyorum. Pınara geldiğim zaman yalnız pınarda ne yapacağım? Sıfırlayacağım. Kesinlikle kalın bir görüntü oluşmayacak pınarda. Sıfırlıyorum. Sıfırladıktan sonra görüyor muyuz aradaki kalan boşluğu? Aradaki kalan boşluk da asla boş kalmayacak. Onu da boyayacağım. Siyah kalem çekerken de artı kontür çalışırken de mutlaka o aradaki boşluğumu dolduracağım. Eğer doldurmazsam çok çirkin bir görüntü çıkar ortaya. O yüzden dolduruyorum aradaki boşluğu. Evet, aradaki boşluğumu da doldurduktan sonra eyeliner işlemimin tasarımını bitirmiş oluyorum. Bu arkadaşımız, eyeliner'ı çalışacak olan arkadaşımız sendin. Evet, tasarımı yaptıktan şimdi açıyorsun gözlerini. Gözü açtıktan sonra eyeliner'ın kuyruğunun, hatta şuradaki fazlalıklarımızı da alalım. Hani şablon yapmıştık ya, şablonun fazlalığını da aldığımızda, üstünü de temizlediğimizde evet, bu şekilde bir eyeliner'ımız çıkıyor ortaya. Burada gözün altına aslında normal şartlarda kontür yapılmaz ama daha önceden yapılmış öyle bir kontür. Çünkü niye? Gözler iri. Gözlerin iri olmasından dolayı alt dışa yaptığımızda bu gözü biraz daha büyütürüz. Beyazlarının biraz daha patladığını görürüz. Oysa gözümü aşağıya çekip, yukarıya bakıyorsun, gözümü aşağıya çekip sadece şu iç kısmına siyah kalemle birkaç defa tekrarlayıp siyah kalem sürdüğümüzde bu gözün beyazlarını biraz daha toparlamış olurum. Normal şartlar altında bu göz aşırı derecede iri durur altına çalıştığımda. Şimdi altına çalışılmış madem, şuraya bakıyorsun, şuraya bakıyorsun. Bakın, altla üstün arasındaki boşluğu da dolduruyorum. Altla üstün arasındaki boşluğu doldurduğum zaman bu gözde daha güzel bir görüntü çıkacak.
Çok fazla bu tarafa gelmeyeceğim çünkü gözün alt kısmındaki kontürümüz çünkü hala duruyor. Evet, teşekkür ediyoruz.